See the unseen. Canon Medical Systems presents the Apleo i800 ultrasound system, delivering the only 24 megahertz transducer on an ultra-premium ultrasound system that can image over a wide range of clinical applications and delivering superb resolution of minute vessels and extreme low-velocity microvascular flow using exclusive superb microvascular imaging technology. The Apleo i800 system delivers more resolution, detail, clarity. Clinicians can see dynamic muscle and tendon movements with great detail and definition in real time. Ideal for MSK imaging. Identify fine detail. Assess perfusion dynamics and tissue stiffness. And the system features iSense technology to optimize workflow and productivity, helping clinicians see the unseen. The Apleo i800 ultrasound system. Whenever we develop a new product, system, or service, we ask ourselves one simple question. Will it make life better? Because we know that a good life, a successful life, for you and your patients, takes work, collaboration, knowledge, innovation. And so, with our range of collaborative imaging solutions, our leading-edge AI-assisted technologies, our suite of healthcare IT solutions, our personalized service and education offering, we're committed to enriching every life we touch. At work, on the field, for his mother, for her baby, because we believe that life is the most precious thing we have, and that it's our job to make sure you get to live it well. Made for patients, made for partnerships, made for you, made for life. Herkese günaydın. Tıbbi Ultrasonografi Derneği tarafından hazırlanan ve Canon sponsoruyla sizlere ulaşan karaciğerde Doppler Ultrasonografi ve Multiparametrik Ultrasonografi toplantımıza hoş geldiniz. Bu pazar gününü bize ayırdığınız için teşekkür ederiz. Ayrıca bu pazar Babalar Günü, Babalar Günü'nü kutluyoruz. Bugün 3 konuşmacımız olacak. Karaciğerde Doppler Ultrasonografi. Arkasından bir Japon konuğumuz olacak. Multiparametrik ultrasonografi anlatacak. Sonrasında da nakil karaciğerde doktor konusunu ele almaya çalışacağız. 3 değerli konuşmacımızla. İlk konuşmacımız Uludağ Üniversitesi'nden sevgili Nail'e Bolca Topal. Bize karaciğerde doktor ultrasonografi anlatacak. Buyurun Nail Hocam. Teşekkür ederim Mustafa Hocam. Ben de öncelikle tüm Babalar Günü'nü kutluyorum. Ve Tıbbi Ultrasonografi Derneği ile Canon firmasına meslektaşlarımızla tekrar buluşma şansı verdikleri için teşekkür ediyorum. Ben natif karaciğer Doppler ultrasonografisini özetlemeye çalışacağım. Sunum planım şu şekilde, sırayla hepsinin üzerinden geçeceğiz. Karaciğerin lobüler anatomisini özellikle anlatmak istiyorum. Çünkü baktığımız zaman karaciğerin en küçük fonksiyonel ünitesi olan bir lobülde hepatik arter ve portal ven ikisi birlikte sinüzoidlere açılıyorlar ve oradan da santralde yer alan santral vene ulaşıyorlar. Bu demektir ki en küçük ünite düzeyinde karaciğerdeki tüm vasküler yapılar birleşiyorlar, bir şekilde akımları birbirine karışıyor. O yüzden karaciğerin var olan 3 vasküler sistemindeki bir sıkıntı diğer vasküler sistemleri de etkileyebiliyor. Bir takım patolojilerden bahsederken bunları göreceğiz. İnceleme tekniği aslında rutin abdominal ultrasonografi inceleme için gereken hazırlıkları içermekte. 8-12 saatlik açlık istiyoruz. Supin, lateral dekubit
pozisyonlarda tabii ki size bağlı, hastanın durumuna bağlı inceleme yapabilme şansına sahipsiniz. Convex probe'la başlayıp eğer hastanın durumu uygunsa bazen 3-5 MHz'den daha yüksek MHz'e sahip lineer probe'larla devam edebiliriz. Subkostal, interkostal, epigastrik ve subspinal yaklaşımla inceleme yapıyoruz. Yine hastanın durumuna göre bu yaklaşımları değiştirmek bizim elimizde. Benim kişisel kanaatim ve tercihim subkostal incelemeyi takiben interkostal inceleme şeklinde oluyor. Özellikle akım yönü belirleyeceğiniz bir inceleme olduğu için interkostal akım yönü konusunda kafanızın karışmasını engelliyor ve portal hilusu gayet güzel görüntüleme şansı veriyor. İncelememiz tüm Doppler ultrasonografi incelemelerinde olduğu gibi gri skala ile başlayacak. Renkli Doppler, Power Doppler, gri skala, akım görüntüleme ya da SMI modlarından birini kullanarak Doppler inceleme ile devam edecek, vasküler inceleme ile. Burada şunu belirtmek istiyorum. Her ne kadar yapacağımız incelemelerden bazıları venöz inceleme bile olsa, özellikle spektral Doppler kullanırken mutlaka damara mümkün olduğu kadar paralel bir şekilde ve açımıza dikkat ederek yaklaşmalıyız. Bu hem elde edeceğimiz hız değerlerinin gerçek hız değerlerine yakın olmasını sağlayacak, hem de elde edeceğimiz spektrumun çok daha düzgün olmasını sağlayacak ve analizimizi doğru hale getirecek. Tüm Doppler incelemelerinde olduğu gibi lütfen açıya dikkat edelim. İlk anlatacağım vasküler yapı portal ven. Portal ven karaciğerin kanının yaklaşık %75'ini getiren bir venöz yapı. Baktığınızda dalaktan, superior ve inferior mezenterik venlerden gelen ve ayrıca gastrik venlerden gelen kanın pankreas başı seviyesinde birleşerek portal veni oluşturduğunu görmekteyiz. Portal ven karaciğer hilusundan itibaren sağ ve sol dallarına ayrılmakta. Tabii ki bunun varyasyonları mevcut ama en sık gördüğümüz bu tipik klasik hali. Yani hilustan sonra sağ ve sol dallarına ayrılıyor. Sol dal lateral ve medial ayrılıyor. Sağ dal ise anterior ve posteriora ayrıldıktan sonra hepsi subsegmentlere doğru dallanmaya devam ediyorlar. Portal veni interkostal aralıktan incelediğimizde portal hilusta bize yaklaşan akım kodlamasıyla görüyorsunuz. Yani bize yaklaşan akım rengiyle görmektesiniz. Sağ dalın bir özelliği var. Tabii ki biz karaciğerin üzerindeyiz. Interkostal ya da subkostal bakıyoruz. Sağ dalın anteriora doğru uzanan dalı bize yaklaştığı için kırmızı kodlanırken posteriora doğru uzanan dalı probumuzdan uzaklaştığı için mavi kodlanıyor. Bu onun hepatofugal aktığı anlamına gelmiyor. Aslında tamamen probumuza göre pozisyonundan kaynaklanıyor. Portal ven gördüğünüz gibi faziziteye sahip bir ven, solunumsal fazizitesi var. Kesinlikle pulsatil değil. Fazizite ve pulsatilite birbirine lütfen karışmasın. Ortalama hızı 20 ila 40 santim bölü saniye civarında. Ortalama basıncı ise 5 ila 10 milimetre civarı olduğunu bildiğimiz bir venöz yapı. Portal venle ilgili ilk anlatacağım patoloji portal hipertansiyon. Çünkü günlük pratiğimizde çok sıklıkla karşımıza çıkan ve portal Doppler isteklerinin çoğunu oluşturan bir patoloji. Portal hipertansiyon adından da anlaşılabileceği gibi portal venöz sistemdeki basıncın yükselmesi. Bunun çok çeşitli sebepleri var. Karaciğere gelmeden önce olan sebepleri var. Karaciğer içi sebepleri var ki çok yaygınlıkla hepatik S bunu oluşturuyor ve karaciğer sonrası sebepleri de mevcut. Bu onlarca sebebin oluşturduğu sonuç portal sistemde basınç artımı oluyor.
Çok renkli bir tablo portal hipertansiyon ve bulguları hastadan hastaya değişebiliyor. Bazı hastada çok fazla bulgu görürken bazı hastalarda bu kadar çok bulguya sahip olmayabilirsiniz. Şimdi nasıl tanısını koyacağımızı teker teker irdeleyelim. İnsanın aklına tabii ki ilk gelen bir venöz yapı var ve bu venöz yapıda basınç artımı olduğunda çapının artacağını düşünüyoruz. 12-13 mm'yi üst sınır olarak kabul edebiliriz portal ven için. Portal vendeki çap artımının portal hipertansiyon anlamına geldiğini söyleyebiliriz bu mantıkla. Fakat ne yazık ki bu durum her zaman böyle olmuyor. Portal ven çapı normal sınırlarda ya da normalin altında bir çapa sahip olduğu durumlarda bile portal sistemde hipertansiyon olabiliyor. Bu tamamen gelişen kolateraller ve portal venin öncesinde tromboze olup olmaması ile ilgili bir durum. O yüzden portal ven çap artımı görmediğimizde hipertansiyon yoktur demek çok doğru değil. Diğer bulgulara bakmalıyız. Yine özellikle karaciğer içi ve karaciğer sonrası bir patolojiye bağlı portal hipertansiyon varsa hepatofugal akım olabileceğini düşünüyoruz. Yani portal ven kanını karaciğere doğru taşıyamayıp geriye doğru dönmesi akım yönünün. Bu da ne yazık ki sürekli gördüğümüz bir durum değil. Çünkü dediğim gibi çeşitli kompansasyon mekanizmaları ve kolateraller devreye giriyor ve portal hipertansiyon olgularında her zaman hepatofugal akım görmüyoruz. Peki neye güvenelim? Yani çapına çok güvenemeyiz, hepatofugal akım her zaman göremeyiz. Portal hipertansiyonda neye güvenelim derseniz birazdan bahsedeceğim. Kolateral oluşumlarını aramak ve onları saptamak portal hipertansiyon bulgusunu ya da tanısını koyduruyor bize. Onlara geçmeden önce burada hepatofugal akan bir portal ven örneği vermek istemişim. Bu sol dalı, komşuluğunda hepatik arter var biliyorsunuz. İkisi de karaciğere kan getiren damarlar olduğu için aynı renkte kodlanmaları gerekirken portal ven akım yönü ters dönmüş. Muhtemelen karaciğer içi ya da karaciğer sonrası bir sıkıntıdan kaynaklanan basınç artımı var. Evet, portal venözde sistemde basınç arttığında kolateraller devreye girer. Çünkü basıncı dekompres etmek isteyeceklerdir. Bunların en çok bilinenleri sol gastrik ven yoluyla olanı, dalak venleriyle retroperitoneal venlerin birleşmesi, özefagus çevresinde yine mide venöz yapılarıyla olan anastomozlar ve inferior mezenterik venle hemoroidal venler arasında oluşan anastomozlar. Bir yapımız daha var. Onu birazdan bahsedeceğim. İlk önce gastroözofajiyal bölge kolateralerinden bahsetmek istiyorum. Gastroözofajiyal bölge kolateralleri hastalarda ölümcül kanamalara sebep olabildiği için çok önemli kolateraller. O yüzden bunların tespit edilmesi, görüntülenmesi önemli. Sol gastrik venin bir dalı olan koroner ven yoluyla oluşuyorlar. Özefagus çevresindeki sistemik venöz yapıyla kolateral oluşumu sağlıyor bu yapı. Koroner veni her zaman görüntülemek mümkün olmayabilir. Eğer şansınız varsa portal konfliyansten hafifçe sola doğru sagittal planda probunuzu kaydırırsanız koroner veni görüntüleme şansına sahip oluyorsunuz. Burada önemli olan şu, venin kendisindense gastroözofajiyal bölgede oluşturduğu kolateralleri saptamak daha kolay olacağını düşünüyorum. Çünkü birden fazla venöz yapı var ve bunu tanıyabiliriz. Gastroözofajiyal kolateralleri nerede arayalım? Subkusfaidal planda sagittal olarak probunuzu yerleştirdiğiniz zaman aortanın diyafragmadan geçtiği yeri aramamız gerekiyor. Ve bu alanı bulduğumuzda onun anteriorunda ya da sağında, hafifçe sağında, solunda
vasküler yapıları, tübüler vasküler yapıları göreceksiniz. Bunlar gastroözofajiyal kolateraller oluyor. Şurada görüntülemişim sagittal plan, arkada aorta, önünde de böyle bir vasküler yumak var. Tabii ki real time bunların vasküler olduğunu nasıl anlıyorsunuz? Devamlılığı var, tübüler şekilde uzanıyorlar. Ve baktığınızda da renkli doplerde venöz akım paterni içerecek şekilde renklendiklerini izleyebiliyorsunuz. Burada gastroözofajiyal bileşkesinde venöz kolateralleri olan bir hasta ve portal veninde sanıyorum geriye dönmüş hepatofugal akan bir akımı göstermişim. Kolateraller tabii ki karaciğer içi kan akım yönünde etkileyebiliyor. Bahsetmek istediğim bir diğer kolateral paraumbilikal kolateral. Normalde intrauterin dönemde açık olan umbilikal venin bu portal sistemde basınç artımı sonrasında rekanalize olabildiğini görüyoruz. Yeri tipik ligamentum teres içerisinde. Ligamentum teres içerisinde tübüler bir yapı görüp renkli doppler koyduğunuz zaman, renkli doppler kutucuğu açtığınız zaman onun vasküler bir yapı olduğunu anlıyorsunuz. Burada göstermek istiyorum. Bu sol portal ven dalı. Sol portal ven dalının devamında bir vasküler yapı izliyoruz. Bu vasküler yapı ligamentum teres trasesinden karaciğer sınırına kadar geliyor. Oradan medyale doğru dönüyor ve aşağıya epigastrik alana doğru iniyor. Bu tipik bir rekanalize umbilikal ven. Bir diğer kolateral grubumuz splenorenal ve gastrorenal kolateraller. Ben daha sıklıkla splenorenal kolateralleri görüyorum. Sanıyorum ki görüntülemesi daha kolay. Splenik venle sol böbrek veni arasında bir bağlantı oluşuyor. Tabii ki hastanızın gazı yoksa, asiti yoksa, size böyle şeyler engel olmuyorsa bu alanı görmek kolay. Genellikle sol böbrek venini takip etmek ve splenik venle bir alanda herhangi bir bağlantısı olup olmadığını görmek mümkün olabiliyor. Diğer kolateraller retroperitoneal var. En sıklıkla dalağın alt polünlere görüntüleyecek şekilde probunuzu yerleştirirseniz ve hafifçe posteriora doğru yönlendirirseniz orada retroperitoneal kolateralleri görme şansına sahip olursunuz. Bir diğer kolateral arama yolu da yine dalağın bu sefer üst polünü ve medialini hedeflerseniz kısa gastrik venler yoluyla oluşan kolateral ağını görme şansına sahip olmaktasınız. Burada bir umbilikal veni tekrar görüntülemişim. Rekanalize olmuş bir umbilikal veni etrafında asit olduğu için gayet gözle görünür hale gelmiş. Portal venöz sistemle anlatacağım bir diğer patoloji portal ven trombozu. Portal ven trombozu çok çeşitli sebeplere bağlı olabilir. Hiperkoagülabilite sanıyorum bunların başında geliyor. Portal ven lümeninin ekojenitesini trombozun yaşına bağlı olarak hiperekoik görebilirsiniz. Erken dönemde anekoik görebileceğimizi unutmayalım. Tabii ki uygun ayarlarla yapılmış bir Doppler incelemede lümeninde herhangi bir akım olmadığını göreceğiz. Ve buna bağlı bir kompansasyon mekanizması var. Hepatik arter. Tabii ki karaciğere gelen ana kan sağlayıcı damarın akımı kesilince ona kan getiren bir diğer damar olan hepatik arter hemen çapı genişliyor ve tortuöz hale geliyor. Hızı ve debisi artıyor. Bu bir kompansasyon mekanizması. Burada komplet bir trombüs görüyoruz ve komşuluğunda belirginleşmiş hepatik arter. Burada ise parsiyel bir trombüs görmekteyiz. Portal venin bir kısmı açık ama ilginç şekilde akımı hepatofugal. Bir diğer kompansasyon mekanizması özellikle çocuk yaş grubunda daha sıklıkla görülen
Cavernous transformasyon. Portal bende kompletromuz olduğu zaman hemen paraportal alandaki bir takım venöz yapılar genişleyerek bu alanı replase etmeye çalışıyorlar. Yaklaşık bir aylık bir sürede, yani portal ven trombozu oldu. Ondan sonraki geçen bir aylık sürede oluşan bir durum. Böyle hemen akut gelişen bir kompansasyon mekanizması değil. Hepatik arterin olayı replase etmeye çalışması daha akut gelişiyor. Bu olayın aslında kronikliğini gösteriyor. Nasıl görüyoruz cavernous transformasyonu? Portal veni izleyeceğimiz alanda herhangi bir portal venöz yapı görmüyoruz. Onun yerine bir sürü küçük damar bağlantısının olduğunu görmekteyiz ve içlerinde venöz yapı var. Cavernous transformasyon çoğunlukla geri dönen bir durum değil. Portal ven çok nadiren rekanalize olsa bile bu cavernous transformasyon venleri kalıcı oluyor. Evet, trombozi olmuş bir portal ven ama bakın komşuluğunda portal venden daha büyük bir damar var ve onu replase etmeye çalışmış hepatik arter ve portal venin akım yönü de ters dönmüş. Bir diğer patoloji konjenital portosistemik şant. Bunda yine çocukluk çağında daha sık görmekteyiz. İntrauterin dönemde de hatta saptama şansına sahipsiniz. Bu şantın çeşitleri var ama gördüğünüz temel şey şudur. Bir sistemik venle bir portal ven arasında, portal venin bir dalı arasında oluşan bir bağlantı. Tanıyabilmek kolay çünkü normal venöz dolaşım trasesine uymayan, ne portal ven ne de hepatik venlerin trasesine uymayan bir takım venöz yapılar görüyorsunuz ve portal venle o venöz yapı arasındaki bağlantıyı gösterebiliyorsunuz. Transjugular intrahepatik portosistemik şant bildiğiniz gibi karaciğer nakillerinde donör bulunana kadar arada geçen süreyi uzatmak için kullanılan bir yöntem. Genellikle sağ hepatik venle sağ portal ven dalının posteriori arasında kurulan pseudo bir trak, bizim tarafımızda oluşturulan bir trak ve onun içine yerleştirilen bir stent. Bu stentin açık olup olmadığını, eğer açıksa malfonksiyon olup olmadığını, yani yeterli portosistemik bağlantıyı sağlayıp sağlayamadığını da portal venöz Doppler incelemesiyle kolaylıkla anlayabiliyoruz. Portal ven anevrizması çok nadir görülen bir patoloji olmasına rağmen gördüğünüzde kolaylıkla tanıyabileceğiniz bir şey. Adı üstünde portal venin herhangi bir segmentinin bariz şekilde genişlemiş olması. Bu da hepatik S'le gelen bir hastaydı. Baktığımızda portal veninin böyle çok geniş olduğunu gördük ve hatta daha sonra bu akımı düzeltmek için stent yerleştirildi hastaya. Anevrizmanın tipik görüntüsü herhangi bir düzeni olmayan, yönü belirgin olmayan bir akım görmekteyiz anevrizma limeninde. Hepatik arter bir diğer anlatacağım damar. Tabii ki portal venle birlikte portal triatta yer alıyor ve o nereye giderse hepatik arter de onunla birlikte gidiyor. Hepatik arter natif karaciğerde çok incelediğimiz bir damar değil. Birazdan Arthur Hoca anlatacak. Daha çok nakil karaciğerlerde önemli bir vasküler yapı. Ama nasıl göreceğimizi tabii ki bilmemiz lazım. Bildiğiniz gibi çölyak trunkusun bir dalı common hepatik arter olarak başlıyor ve karaciğer hilusunda proper hepatik arter olarak devam ediyor. Tıpkı portal ven gibi o da önce sağ ve sol olmak üzere ikiye ayrılıyor ve daha sonra portal ven gibi solun laterali medyali, sağın anteriori posteriori şeklinde dallanmaya devam ediyor. Hepatik arterinde yine varyasyonları olabiliyor. Az evvel anlattığım çoğunlukla gördüğümüz ve beklediğimiz formu. Ama çok değişik hepatik arter varyasyonları oluyor. Bu da nakil öncesi hastaların değerlendirilmesinde mutlaka bilinmesi gereken bir durum. Hepatik arteri portal venin anteriorunda, portal hilusta rahatlıkla görüntüleyebiliyoruz.
Hipozik bir patern sergiliyor. Tüm organ sulayan arterler gibi rezistansı çok yüksek değil. 0.50 ile 0.70 arası bir rezistansa sahip. Hepatik arterin özellikle kronik karaciğer hastalıklarında, sirozlu hastalarda acaba akım formu değişiyor mu, hızında ya da rezistivite indeksinde artış var mı diye pek çok çalışma yapılmış. Genel kanaat pek çok farklı dinamiğin işin içine girmesinden dolayı, örneğin intrahepatik portosistemik şantlar gibi, hepatik arterin kronik karaciğer hastalığında akım dinamiğinin çok da önemli bize bir yol gösterici olmadığı şeklinde. Peki intrahepatik kitleler hakkında hepatik arterle olan ilişkisi ya da hepatik vaskülerizasyonla olan ilişkisi bize bir fikir veriyor mu? Çoğunlukla bu sorunun cevabı da hayır. Gerçi sonunda anlatacağım, bu durum değişmeye başladı ama şu ana kadarki klasik bilgilerimizde çok da fazla yardımcı olduğunu söyleyemiyoruz. Sadece hepatik kanserlerde, hepatoseller kanserlerde tanımlanan bir bulgu var. Hepatik arter hepatoseller kanseri sarıyor ve onun içine dallar veriyor. Buna basket görüntüsü denmiş. Yani hepatik kitle arteri yaylandırmış ve kitlenin kendisi bu yaylanan vasküler yapı içerisine sanki bir top gibi oturmuşsa bu kitlenin HCC olabileceği söyleniyor. Burada değişik şekillerde örneklerini görmekteyiz. Bir de tümör trombüsü var. Bildiğiniz gibi hepatoseller kanserler çoğunlukla tümör trombüsünü oluşturuyorlar. Daha doğrusu tümör trombüsünü oluşturan patolojilerin büyük kısmı hepatoseller kanser. Tümör trombüsünü bir pıhtıdan oluşmuş bulan trombüsten ayırmak için en önemli bulgumuz trombüs içerisinde vaskülerizasyon olması. Bu her zaman görebildiğimiz bir bulgu değil ama eğer görürseniz bunun tümör trombüsü olduğunu söylemek kolay. Benim karaciğer lezyonlarından en sık gördüğümüz biliyorsunuz hemanjiyom. Burada gerçi tipik görünmemiş çünkü yağlanma zemininde hipoekoik bir patern sergilemiş. Özel bir vaskülerizasyon paterni, onu tanımamızı sağlayan bir paterni yok. Fokal nodüler hiperplazi yine bir başka karaciğer lezyonu. Şu ana kadarki bilgilerimizde özel bir vaskülerizasyonu yoktu. Birazdan size bir şey göstereceğim. Orada durumun değişebileceğini düşüneceksiniz. Hepatik venlere hemen geçiyorum. Hepatik venler adı üzerinde karaciğerin kanını alarak sağ atriyuma taşıyan venöz yapılar, bildiğimiz kadarıyla normalde 3 tane var. İşte sağ, sol ve orta hepatik ven olmak üzere. Bunun da varyasyonları çok fazla. Ve özel bir akım paternleri var. Bu özel akım paternlerinin oluşmasının sebebi şu. Hepatik venler inferior vena cava'ya açılıyorlar ve inferior vena cava'yla yoluyla da sağ atriyuma kanın drenajını sağlıyorlar ve bu arada hiçbir kapak mekanizması yok. Bir kapak mekanizması olmadığı için sağ atriyumdaki bütün basınç değişimlerinden etkileniyorlar. Bu nedenle rutinde normal bir hepatik ven akım paterni bir tane baseline üstü, iki tane de baseline altı dalgadan oluşuyor. Aslında bu karaciğere doğru kalbin geri gönderdiği, atrial kontraksiyon sırasında geri gönderdiği, karaciğere dönen kanın oluşturduğu dalgalar. Bunlar ise tam tersine olması gerektiği gibi karaciğerden atriyuma doğru akan kanın oluşturduğu dalgalar. A, S ve V dalgaları olarak belirtilmiş. Kafa karışıklığına yol açmamak için dediğim gibi bir tane yukarıda, iki tane aşağıda dalga olduğunu bilmek lazım. Bazen şu aradaki dalga yukarıya çıkabiliyor hafifçe. Bu da çok patolojik bir görüntü değil. Sağ atrium içerisinde atrial küsbit yetmezliği ya da sağ kalp yetmezliği gibi buradaki kanı arttıran bazı durumlar hiperpulsatil, yani birden fazla dalganın göründüğü durumlara yol açabiliyor. Siroz gibi hepatik ventleri kompresi eden ve genişleyebilmelerini engelleyen bazı durumlarda onların bu tipik fazik görüntüsünün kaybolmasına sebep oluyor.
Hepatik benlerle ilgili anlatacağım. Tek ve bence en önemli patoloji Batçiğeri sendromu. Sinüzoid düzeyinden hepatik benler ve hepatik vena cava inferiordan sağ atriuma kadar olan herhangi bir düzeyde. Herhangi bir sebepten oklüzyonun oluşması, kan akımının kesilmesi sebebinde ortaya çıkan bir sendrom. Aslında gri skalası da oldukça renkli bir durum bu. Çünkü kocaman ve heterojen bir karaciğer görüyorsunuz. Çoğunlukla ağrılı oluyor. Hasta bu ağrıyı size ifade ediyor ultrasonu yaparken. Bu heterojen görüntünün sebebi de perfüzyon ve drenaj farklılıklarından oluyor. Burada sağ hepatik ven içerisinde direkt trombüsün kendisini görmüşüz. Fakat sol tarafa baktığımızda hepatik ven neredeyse hiç yok. Onun yerine incecik bir çizgi var. Muhtemelen tamamen fibrotik bir hal almış trombüs sonrasında. Dediğim gibi heterojen ve büyük ağırlı bir karaciğer görmek mümkün gri skalada. En başta anlattığım lobülle ilgili kısımda birbirine etkiler vasküler yapılar demiştim. Gördüğünüz gibi Batçiğeri'si olan bir hastada portal ven akımı da tam tersine dönmüş. Çünkü kocaman şiş ve kanını rahatça iletemediği bir karaciğer var önünde. Batçiğeri'de gördüğünüz bir diğer şey sistemik venlerle ya da hepatik venlerle portal venler arasında kurulan bağlantılar. Böyle normal vasküler dağılıma uymayan örümcek ağı şeklinde yapılar görürseniz bilin ki bu intrahepatik şantların varlığını göstermektedir. Burada ise çok ilginç bir hepatik ven var. Bu hepatik ven ne yazık ki daha ileride vena cava'ya doğru ilerleyemiyor çünkü bir trombüs var. O da gitmiş ve umbilikal venle birleşmiş, umbilikal ven yoluyla bir şekilde drenajını sağlama yolunu bulmuş. Yine Batçiğeri hastasında portal ven içerisinde ileri geri neredeyse fazik pulsatil diyebileceğimiz bir akım görmüşüz basınç değişimleri nedeniyle. Son bahsetmek istediğim şey şu ana kadar pek çok konuda özellikle hepatik arterin kitlelerdeki dağılımını görüntüleyemiyoruz, görüntülesek de bize çok spesifik cevaplar vermiyor demiştik. Son zamanlarda kullanmaya başladığımız bir software'den bahsetmek istiyorum. Süper mikrovasküler görüntüleme. Konvansiyonel Doppler'den farklı olarak bize çok küçük çapa sahip ve çok yavaş akıma sahip damarları gösterebiliyor. Monokrom ve renkli Doppler gibi gösterebilme şansı var. Pek çok çalışma yapılmış konuyla ilgili olarak deniyor ki bu SMI kullanılarak karaciğer kitlelerinde ultrasonla vaskülerizasyonu gösterebiliriz. Bu vaskülerizasyon paternine göre de tanı koyabilme şansımız var. Son zamanlarda ben de buna dikkat etmeye çalışıyorum. Mesela bu gördüğümüz kitle hatta gri skalada çok belli belirsiz ama monokrom SMI'da baktığımızda vaskülerizasyonunu fokal nodüler hiperplaziye benzettik ve gerçekten fokal nodüler hiperplazi olarak tanımlanmış bir lezyon. Yine SMI bir tümör trombüsü normal renkli Doppler'le gösteremediğiniz intratrombüs damarlarını göstererek tümör trombüsü tanısı koymamızı sağlamış. Bu bir renkli SMI görüntüsü. Sonuç olarak ben bunları anlatabildim. Sürem tabii ki çok yeterli değildi. Konuşulacak daha çok şey var belki ama çok teşekkür ediyorum. Biz çok teşekkür ederiz sevgili Nail'e. Güzel bir sunumdu. Soruları yazabilirsiniz. En sonunda bir tartışma oturumumuz olacak. En sonunda alacağız, yanıtlayacağız soruları. Şimdi ikinci konuşmacıya geçmeden önce kısa bir tanıtım yapayım. Öncelikle ultrasonografi, gri skala inceleme, Doppler incelemesi ve son zamanlarda kullanıma gelen elastografinin dışında bazı yeni teknolojik gelişmeler içeriyor. Kronik karaciğer hastalığı da çağımızın önde gelen hastalıklarından bir tanesi.
firmalar teknolojik olarak yatırımlarını bu noktalara odakladılar ultrasonografi alanında ve yeni bazı ses dalgası parametreleri kullanılmaya başlandı. Bu konuda oldukça deneyimli olan Japonya'dan bir profesör, Profesör Fuminori Moriyasu, Tokyo, Japonya'dan bize bir sunum yapacak. Altyazılı bir sunum bu. Daha önceden bir band kayıt. Ama kendisine sorularınızı yazabilirsiniz. En sonunda bizimle beraber olacak. Kendisine çevireceğim sorularını yanıtlamaya çalışacağız. Bir sonraki konuşmacı olarak şimdi Fuminori Moriyasu'dan multiparametrik karaciğer ultrasonografisi dinliyoruz. Ladies and gentlemen, I am Professor Fuminori Moriyasu from International University of Health and Welfare, Sanno Hospital, Tokyo, Japan. Today I'm going to talk about the title, The Role of DIVA Package Installed in Aprio I-800 for the Evaluation of Non-Alcoholic or Alcoholic Steatohepatitis to Cirrhosis. The DIVA package installed in Aprio I-800 is, we can say that three very nice modality to measure the pathophysiological changes provoked in the liver. One is the shear wave propagation speed. Elastography can measure the elasticity, propagation speed. And dispersion imaging indicating the measurement of viscosity. And finally, the attenuation imaging, ATI, is possible to measure the steatosis, fatty deposit in the liver. At first, I'm going to talk about the dispersion viscosity imaging. If you throw a small stone on the pond, the surface of the pond, you can see the propagation of transverse wave like this. And if you throw a stone or push pulse of ultrasound into the liver, the shear wave is provoked and transmitted from the center toward the peripheral area. You can see, and transverse wave, shear wave, the propagation speed is very, very slow compared with the longitudinal wave, compression wave. In the water, 1 to 10 meter per second, and in the liver, the normal liver is 1.5 meter per second. However, if the elasticity is increased, the cirrhosis, you can see the speed is heightened twice as much as the normal liver. And we can measure the speed of shear wave propagation by using the longitudinal wave, compression wave. Just ultrasound can measure the speed of the propagation of the shear wave, because the ultrasound in the liver or in the water, the very, very faster than the propagation velocity of transverse wave, 1,500 meters per second. And then you can see this is the 2D elastography from the Canon I-800. The left side of image is the images is the 2D color mapping of the velocity mode,
And the right hand side is the propagation mode. I mean, you can see the shear wave is from the left side toward the right side. And the parallel propagation of shear wave is very nicely visualized. And so we can have the very strong confidence about the measurement itself. And if you carefully see the this area, the higher propagation speed rather than the surrounding normal tissue, I mean, you can see the propagation speed is a little bit higher, and then the parallel propagation is seen like this because the homogeneous 2D color imaging. So 2D imaging give us the such information of 2D structure of the liver like this. And by using the ROI, we can measure the averaged propagation speed, 1.37 meter per second in this case. And we can know by from this equation, using the shear wave velocity, the stiffness is in this river is 5.6 kilopascal, quite normal. Why we can know the such information very accurately? The Aprio 800 can make the very nice beamforming, and by using the 1.5 transducer, and then the homogeneous and very sharp beam could be realized by using this Aprio. And this is the transient elastography data from the acute hepatitis. Acute hepatitis B. So in the acute phase of this disease, the propagation speed, I mean liver stiffness kilopascal, is very harder than the normal liver. And so it is very peculiar for us. The liver stiffness is very high in the acute phase, and however, in the recovery phase, you can see the speed of propagation of shear wave is becoming normal range. And in the recovery phase, you can know that the fibrosis is realized here, not here. So the authors of this paper the result of this data, the necrosis and inflammation make the liver stiffness seems to be heightened. I mean, propagation of propagation speed of shear wave is heightened because of necrosis and inflammation. And famous Foucault model, the propagation speed of shear wave is defined by not only elasticity mu1 but also viscosity mu2. And so we have to think about both of elasticity and viscosity when you measure the shear wave velocity, like a coil spring and damper of the door damper, like the high viscous system. And so how can we measure the viscosity itself? This is the dispersion technique.
if the shear wave frequency, this is provoked by the push pulse or mechanical pushing the surface of the river, the propagation velocity is constant when the not dependent on the shear wave frequency. And elasticity is heightened, but the this value is not dependent on the shear wave frequency. However, the if the viscosity is heightened from 0 to 0.8 Pascal second to 1.6, so the slope of this graph is sharper and sharper. And so if you can measure by using the wide shear wave frequency, we can measure the slope of the these graphs. And so by using the Fourier transformation, we can know that the frequency dependence of the shear wave. And so we know by using the wide variation of shear wave frequency in the case of ultrasound technique rather than the MR elastography or fibroscan, we know that the wide variation of shear wave ultrasound elastography, they push by using the pushing pulse, we know that the quietly accurately the slope itself, quantification of the slope. So the about the dispersion techniques, we have up to now many papers published. I mean, in this paper, the summarize these papers, the what do we know about shear wave dispersion in normal and statotic livers. And many papers from the animal study, but also the human study, we have many papers, but in this case, in this paper published in Radiology 2013 from Greenleaf group from Mayo Clinic, they say that they could measure the elasticity and viscosity independently. And so the normal liver to F0, F1, F2, 3, 4, or cirrhosis up to cirrhosis, and in chronic liver diseases, you can see the elasticity is increasing at the same time viscosity is increased because of the inflammation and the fibrosis is both observed. And then the advanced cirrhosis, you can see that the constant in the viscosity no more, and so the just fibrosis elasticity is increased like this. And you can know that in these cases the normal elasticity but the very high viscosity. This is the which I told you in the previous slide, the high viscosity but not the elasticity in the acute hepatitis or drug hepatitis or alcoholic hepatitis or viral hepatitis. In this case is the
necroinflammation making is making the viscosity increased. And so at that time, so many companies of the sand production has a race had a, had been racing the very severe competition to develop the viscosity imaging. I mean, Toshiba has a very far advantages because of the very nice, very strong machines develop. And then now, the from 2018, Canon is now also very high advantages in the viscosity imaging race. And then this is the commercially available machine images in human study. You can see left upper image is propagation speed mode, and right down is the dispersion 2D color imaging, and upper right is the propagation mode. The propagation mode give us the very strong confidence while measuring the propagation speed and dispersion slope. And now we, I introduced the phantom study. We had the two types of phantoms. One is the elasticity dominant phantom, and the other one is viscosity dominant phantom. You can see the very elastic phantom and very sticky viscous phantom like this. And so the 2D color imaging, you can see the in the elasticity imaging, high elasticity color, and then the viscosity dominant phantom, the dispersion slope is rather higher comparing with the elasticity imaging. And then in clinical settings, there are factors affecting elasticity and viscosity of the liver tissue. And acute hepatitis, chronic hepatitis, cirrhosis, and so on. The elasticity is dependent on the fibrosis. And the viscosity, by using the viscosity measurement, we can know the necroinflammation, as I told you, and steatosis, also high viscous, and cholestasis, and the congestion of the blood, and cancer, and ablation tissue. These pathophysiological changes making the viscosity heightened. And the, in the, by using liver packages in Aprilio I-800 from Canon, tissue characterization, not only characterization, but also quantification of the liver realized. By using the shear wave propagation speed, elasticity, I mean fibrosis, and by using dispersion imaging, dispersion slope, quantification, we can know viscosity. We can measure the viscosity quantitatively, I mean inflammation grade. And then also the ATI, attenuation imaging, is also very fascinating. Because the steatosis or deposit fatty deposit is measured quantitatively, not gradation, but also the quantitative absolute value by using the decibel per second per megahertz. And so this is the, as I told you, the two types of measurement. I mean, shear wave speed image,
imaging mode and the dispersion slope to the imaging and propagation manner is also realized or imaged like this. And so this is the attenuation imaging like this. And the left side is grayscale beam mode. You can see the bright liver and the deep attenuation is severe, and vascular structure is not seen clearly. So these three factors is seen in this case. However, the not quantitative information, and so the by using ATI mode, the decibel attenuation of decibel per centimeters is a quantitative measurement like this. And so this is the correlation in between the steatosis grade, fatty liver grading, and attenuation coefficient measurement value. So we can quite nicely measure the degree of steatosis grade by using the quantitative measurement. And so the true positive traction and false positive flexion, you can see the very good accurate measurement is realized. And so I'm going to introduce you to you this paper, The Role of Multiparametric Ultrasound of the Liver for the Evaluation of Non-Alcoholic Steatohepatitis. This was published in Radiology 2020 from our department, and then this paper say that up to now the NASH of diagnosis can be only evaluating histological features such as steatosis, lobular inflammation, and ballooning and fibrosis by using liver biopsy, very invasive technique. And currently, the non-invasive assessment of advanced fibrosis in NAFLD, non-alcoholic fatty liver disease, is based on ultrasound transient elastography. And now we have the 2D shear wave elastography, and MR elastography also good information for us, the NASH study. And a newer version of 2D shear wave elastography available in Japan since early 2017 can measure three ultrasound parameters, as I told you: dispersion, slope, shear wave speed, and attenuation coefficient, ATI. And this is the dispersion slope versus inflammation grade. They very nicely differentiate the inflammation grade, which is evaluated from the liver biopsy. And the cutoff value differentiating from normal to inflammation of the liver is 8.5 meter per second per kilohertz. And shear wave speed and fibrosis grade, you can see only the cirrhosis is differentiated from lower grade of the fibrosis.
I mean, this is the fibroscan, the same thing, because mild fibrosis is covered by the inflammation also in this area, and shear wave speed is dependent on not only the fibrous elasticity but also viscosity, and then the overlapping is like this. And however, we can make the cutoff value in between cirrhosis versus a lower grade or a normal fibrosis of the liver, the 1.55 cutoff value is set. And attenuation coefficient and steatosis, as I told you in the previous slide. And the cutoff value was 0.67, which differentiate from fatty liver versus normal liver. I can summarize of today's talk. It is the first establishment of dispersion imaging in the world using commercially available ultrasound equipment, Aprio i800 from Canon. Now we can realize quantification both of viscosity and elasticity, which was awaited by clinicians and researchers. Dispersion imaging, shear wave speed, and attenuation imaging can non-invasively provide equivalent information regarding the status of the liver parenchyma while avoiding the limitations of liver biopsy in the management of NAFLD. Thank you very much for your kind attention. Konuşma için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki dönemde bu yeni teknolojilerle yeni bilgilerin, yeni araştırmaların bizi beklediği ortada. Sorularınız varsa lütfen yazın, kendisine çevrilecek. En sonunda toplu oturumda kendisi yanıtlayacak. Şimdi üçüncü konuşmacımıza geçmek istiyorum. İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nden sevgili Artur Salmaslıoğlu. Karaciğer hakkında takip olarak belirledi konuyu. Ondan önce başlamadan şöyle söyleyeyim. 98-2000 arasında ilk nakiller yapıldığında kurumumuzda tek Doppler cihazıyla. O zaman BT anjiyo da yoktu. Preoperatif de değerlendiriyor hastalığı. Yani varyasyonları, Nailen'in anlattığı varyasyonları Doppler'le söylemeye çalışıyordu. BT anjiyo bu yükü bizim üzerimizden aldı ama karaciğer naklinin takibinde erken dönemden itibaren doktor çok değerli, hayat kurtarıcı. Bize deneyimlerini aktaracak. Buyur sevgili Artur. Hocam çok teşekkür ediyorum. Ben de hem tabii Ultrasonografi Derneği'ne hem de Canon'a bu toplantıyı düzenlemelerindeki geçen emeklerinden dolayı çok teşekkürlerimi sunuyorum. Yine Babalar Günü de kutlu olsun değerli babalarımıza. Mustafa Hocam'ın söylediği gibi karaciğer nakli gerçekten çok meşakkatli. Hem görüntülemesi, görüntüleme öncesi hazırlığı, görüntüleme sonrasında ya da işlem sonrasında yapılması gereken takipler açısından zor bir işlem. Tabii ki teknolojinin gelişmesi bizim bu konuda bize yardımcı oluyor. Yeni yöntemlerle işlerimiz kolaylaşıyor. Ve bu işin tabii tarihçesine baktığımız zaman tarihçi açısından da sancılı bir süreç olduğunu görüyoruz. İlk karaciğer nakli 1963 yılında Thomas Starzl diye resmini gördüğünüz cerrah tarafından gerçekleştirilmiş. Ve tabii ilk başta biraz moral bozucu olduğunu söylemek gerekiyor. İlk yaptıkları, nakli yaptıkları ilk 5 hasta ilk bir ay içerisinde ölmüşler. Yani 5'te 5 hepsi birden ölmüş. Bu böyle olunca tabii bunun deneysel bir şey olduğu ve gerçekte bir hastalığın tedavisi olmadığı fikrine varmışlar ya da şu an için çok fazla maceralı bir işlem olduğunu düşünmüşler ve 4 yıl kadar ara vermişler nakil yapmadan ama daha sonra tekrar çok faydalı olabileceğini düşünerek başlamışlar. Ve 1967 ile 79 arasında
Yine tabii gittikçe daha iyi sonuçlar alınmakla birlikte bir yıllık mortalitesi %50'nin üstünde bu ameliyatın. Yani biraz yazı tura gibi bu ameliyattan sonra hayatta kalmak, ama daha sonra hem ameliyat tekniğindeki gelişmeler hem de immün tedavilerde, ameliyat sonrası kullanılan ilaçlardaki gelişmeler bu hastaların kaderini çok ciddi bir şekilde değiştiriyor. Ve günümüzdeki rakamlara baktığımızda bir yıllık sürviler %90, hatta bazı merkezlerde 95, 96, 99 gibi değerler de verilebiliyor. Çok yüksek sürviler, 5 yıllık sürviler de %75'lerin üstünde, ki bunlar kronik karaciğer hastaları olduklarını düşünürseniz bunlar gerçekten güzel rakamlar. Şimdi karaciğer nakli yapılırken tabii en büyük sorun karaciğer bulmak. Çünkü karaciğer diğer organlarda da olduğu gibi kolay bulunabilen bir şey değil. Dolayısıyla kaynak olarak eğer bulunabiliyorsa tabii ki kadavradan karaciğer almak daha pratik ve daha bir kişiye zarar vermiyor olacağınız, donöre zarar vermemeniz açısından önemli. Tabii ki organ miktarı yeterli olmadığı için bütün karaciğeri nakletmek bir seçenek olmakla birlikte bazen parçalı olarak da nakletmek söz konusu olabiliyor. Mesela bir karaciğerden sağ lobu, mesela bir erişkine, sol lob lateral segmenti de bir bebeğe ya da daha küçük bir karaciğerle idare edebilecek bir kişi verebilmek mümkün olabiliyor. Eğer donör yoksa, kadavra yoksa, o zaman akrabalar da bir canlıdan bir karaciğerin parçasını alma şeklinde de ameliyat gerçekleştirilebiliyor. Tabii burada bizim açımızdan Doppler ve ultrason açısından önemli olan sağ lob mu, tüm karaciğer mi yoksa sol lob mu nakli yapıldığında göreceğimiz anatominin değişmesi. Tabii sağ lob nakilleri nispeten gözümüzün daha alıştığı gibi karaciğerin normal anatomik pozisyonuna daha uygun şekillerde olduğu için takipleri daha kolay. Sol loblar biraz daha, anastomozlar burada göreceğiniz gibi daha medyallerden yapıldığı için biraz daha göz alışkanlığı gerektirebiliyor, ama bir şekilde sonuçta alışılıyor. Şimdi ultrasonun tabii çok önemli yeri var, bunu söylemek gerekiyor. Mustafa Hocam'ın dediği gibi preoperatif değerlendirmede de kullanılabilir, ama artık gerçekten BT anjiyografi bu işi çok daha rahatlattırdı. Ama intraoperatif kullanımı da çok önemli. Özellikle anastomozlar yapıldıktan sonra damarlar yerinde mi, çalışıyor mu, anastomozlar iyi mi görmek gerekiyor. İntraoperatif yaptığımız zaman tabii normalde gözümüzün alışmadığı kadar yakından gördüğümüz için belki ilk başta bir adaptasyon süreci geliyor. Damarlar gerek olduğundan daha büyük görülüyor. Ama işte mesela hepatik vein anastomozları yapıldıktan sonra hepatik veinin açık olduğunu görebiliyoruz. Doğrudan Doppler'le kan akımlarını görebiliyoruz. Bu özellikle hepatik arter açısından önemli. Anastomoz sonrası hepatik arterin nasıl seyrettiği intraoperatif olarak bazen cerrahın anastomozu tekrar yapmasına kadar, bozup tekrar yapmasına kadar gidebilecek değerli bilgiler sağlayabiliyor. Bazı ameliyatlarda 2-3 kere anastomozun tekrar yapıldığını görebiliyoruz. Tabii buradaki esas sorun bunu lojistiğini sağlayabilmek. Yani bir karaciğer nakli ameliyatı çok uzun süren bir ameliyat. O ameliyat esnasında birkaç saat oraya vakit ayırabilmeniz her zaman için mümkün olmuyor. O yüzden bazen cerrahlar bu işlemi kendileri de yapabiliyorlar. Ama tabii ki lojistiğini ayarlayabilirseniz bizim yapmamız çok daha efektif olacaktır. Şimdi nakil oldu hasta, daha sonra kontrol için gittik diyelim. Postoperatif birinci günde gittik. Tabii ne sıklıkta yapılacağı da bölgeden bölgeye değişiyor. Biz canlılardan yapılan nakillerde aslında oldukça yoğun bir takip programı yapıyorduk. Haftada, iki hafta boyunca, ilk hafta sabah akşam, ikinci haftada günde bir kere şeklinde bir nakil takibi yapıyorduk. Kadavralarda sadece günde bir şekilde yapıyorduk, ama bunu birinci, üçüncü ve yedinci gün şeklinde tek Doppler ya da ultrason takibi şeklinde yapmak da mümkün. Şimdi ultrasonda ne göreceğiz? Tabii ilk önce gri skala bulgularımıza bakmamız gerek. Çünkü bir gri skala bulguları bizi yönlendirebilir birçok açıdan. Şimdi tabii ki bu ameliyatlarda çok sayıda dren oluyor. Dolayısıyla etrafta bu drenlerin ultrason görüntülerini görebilirsiniz. Bu normal, bekleyebileceğimiz bir görüntü. Sıvı lokülasyonları olabiliyor etrafta. Bu sıvı lokülasyonları çeşitli sebeplerle olabilir. Bunlar kronik karaciğer hastalar olduğu için asit olabilir mesela. Bunu normalde de hastada olabilir. Bunda tabii enfekte mi değil mi kararını vermek zorunda kalabiliriz bazen. Yani bu önemli olabilir hastanın prognozu açısından. Safra yolları ile ilişkili anastomozlar yapıldığı için bir biloma gelişebilmesi söz konusu. Ve tabii ki kanamalar olabilir ve kanamalara bağlı da hematomlar görebiliriz. Burada mesela operasyon sonrasında hematom gelişen bir hasta. Bu yavaş yavaş artık rezorbe olmaya başlamış olduğunu görüyoruz. Bu tip gri skala bulguları
sıvılar açısından önemli. Tabii normalde çok görmeye alışık olmadığımız bölgelerde sıvılar da görebiliriz. Mesela bu hastada ligamentum teresin etrafına sıvı girmiş. Tabii bazen bu yapı nedir, nasıl böyle bir yapı görüyoruz gibi değişik anatomik yapılar görmemiz sebebiyle kafamızı karıştırabilir. Ama tabii karaciğer çıkarılıp yerine takıldığı için bazı normalde görmediğimiz boşluklara sıvı girdiğini de görebiliyoruz. Sıvı çok yaygın olabilir, batın içerisinde çok yaygın asit de olabilir. Bu her zaman kötü, patolojik olduğu anlamına gelmiyor. Bazı hastalarda kalabiliyor gerçekten ama sıvının özellikle mesela burada gördüğünüz gibi çok yaygın septasyonları varsa ve ameliyatta çok ciddi bir kanamadan bahsedilmiyorsa acaba enfekte bir asit ile karşı karşıya mıyız? Özellikle de klinik tablo ile birlikte değerlendirerek karar vermek gerekebiliyor. Sol lob nakli yapılan hastalarda bazen sağ lobdaki boşluk yani sağ lob lojundaki boşlukta sıvı birikebiliyor. Normal şartlarda bu loja bağırsaklar giriyor ve bu bölge doluyor aslında doğal olarak ama bazen bu olmayabiliyor ve burada gördüğünüz gibi sağ lob lojunda belirgin sıvı birikimi gerçekleşmiş olabiliyor. Bu illa yine kötü bir şey olması anlamına gelmiyor. Bu sıvı kendi kendine rezorbe olabilir. Ve çoğunlukla da bir şey yapılmıyor zaten ama bir şekilde enfekte olduğu düşünülürse o zaman müdahale etmek bunlara da gerekebiliyor. Bu hastalarda başka bir sorun da hem ağrılarının olması sebebiyle çok iyi nefes alıp verememeleri hem de bazen bu subdiyafragmatik alanlardaki sıvıların transloke olabilmeleri sebebiyle pleural sıvılar da görebiliyoruz. Mesela burada biraz abartılı oldukça yüksek bir miktarda pleural efüzyonu olan, akciğeri de kompresi olan, atelektazik bir akciğeri olan hasta görüyoruz. Yani hastanın hazır bakmışken hafif akciğerine doğru da transdüsörü çevirmenin faydası olduğunu düşünüyorum bunu görmek açısından. Daha sonra haftanın safra yollarına dikkat etmemiz gerekiyor. Safra yolları çünkü anastomozları yapılan bir şey ve dolayısıyla darlık gelişebilme ihtimali olan bir yapı. Ayrıca bildiğiniz gibi safra yolları hepatik arterler tarafından besleniyorlar. Ve hepatik arter anastomozunda bir sorun olduğunda safra yolları ile ilgili komplikasyonlar ilk görebileceğimiz komplikasyonlar arasında olabilir. Tabii kronik evrede daha çok safra yolu komplikasyonuyla geliyor özellikle kronik hepatik arter problemi olan hastalar ama bir genişleme var mı ya dikkat etmemiz gerekiyor o açıdan. Burada mesela hastanın intrahepatik safra yollarında dilatasyon olduğunu görüyoruz. Portal venin yanında ikinci bir tren rayına benzer şekilde dilate olan bir hastamız olduğunu görüyoruz. Her hastada koledok anastomozu yapılmayabilir. Bazen hepatikojejinostomi şeklinde de bağlayabilirler. Ama koledok anastomozu yapılan hastalarda bu anastomozlarda darlıklar görebiliriz. Bakın gördüğünüz gibi burada koledok geliyor ve birden ciddi bir şekilde daralıp daha sonra daha dar bir şekilde gidiyor. Bunlar tabii ki intrahepatik safra yollarında da problemlere yol açabilecek durumlar. Bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Parenkimde dikkat etmemiz gereken başka bir şey de ödem. Özellikle transeksiyon yüzünde yani eğer bu bir split nakilse karaciğerin bir kısmı nakledilmişse transeksiyon yüzünde ödem görebiliyoruz. Niye ödem görüyoruz? Tabii ki karaciğer uzun süre ellenmiş oluyor, iskemide kalıyor vesaire bunlar ödem sebebi olabilir ama özellikle canlıdan alınanlarda orta hepatik ven eğer sağ lob nakli yapılmışsa orta hepatik venin canlıda kalması çoğu zaman tercih edilebiliyor donörde kalması. Çünkü öbür şekilde kendisinde kalan ödem kendisinde kalan karaciğerde ödem meydana gelebiliyor. O olmaması için bazen bazı seksiyonları transplante edilmeyebiliyor da, ve bu durumda da o hepatik venin drene etmesi gereken ama drene edemediği segmentler daha ödemli olarak görülebiliyor. Bakın burada mesela karaciğerin transeksiyon yüzünün farklı bir renkte olduğunu görebilirsiniz karaciğerden. Bu çoğu zaman kendi kendine toparlıyor ama bazı dönemlerde toparlamayabiliyor. Hatta bazen bu ödemli segmentin içerisinde kör sonlanan bir hepatik ven de görebiliyoruz. Mesela bakın burada şöyle gelip karaciğerin transeksiyon yüzeyinde biten bir hepatik ven var. Kör sonlanıyor gibi. Dolayısıyla bunu normal şartlarda vena cava'ya bir anastomozla bağlanması gerekiyor. Bazı işlemlerde, bazı durumlarda bu yapılıyor ama bazı hastalarda yapılmıyor. Yapılmayan hastalarda bazen bu daha da ileriye gidebiliyor ve bu ödemden dolayı nekroza doğru giden, parsiyel segmental nekroza gidebilen hastalar olabiliyor. Bu öyle bir hasta örneği. Ama birçok hastada işte bu olmasın diye bir graft konabiliyor. Mesela şurada bakın vena cava ile şurada kör sonlandığı gibi duran bir ven var. O ven arasında küçük bir ven grafti konularak
buranın devamlılığı sağlanmış. Bazen de daha uzun greftler gerekebiliyor. O zaman başka yerlerden daha büyük greftler alıp vena cava'ya bağlanıyor. Mesela burada yine hepatik bende bir erken sollanma var bu bölgede. Buradan vena cava'ya doğru uzun bir greft yapılarak devamlılık sağlanmış. Ve tabii ki bizim için önemli olan Doppler'de bunların açık olmadığı, açık olup olmadıklarına da bakmamız gerekiyor. Yani sadece vena cava'ya direkt bağlananlara değil, bu anastomozlarla bağlananlara da bakmamız gerek. Bu o ilk hastanın kısa segmentteki grefti, bu ise o daha uzun segmentteki greft. Yani karaciğerin dışından geçen bir damar görürseniz şaşırmayın. Bu niye böyle karaciğerin dışından geçiyor diye. Bu bir anastomoz ayrıdan yapılmış. Kadavradan yapılan nakillerde bazen kafa karışıklığı yaratabilen, hiç daha önce görmemiş kişiler için çift vena cava inferior görünümü olabilir. Şimdi sonuçta cerrahlar mümkün oldukça büyük anastomozlar yapmayı tercih ediyorlar. Yani küçük bir damarı bağlamaktansa büyük damarı anastomoz etmek daha kolay. Dolayısıyla kadavrada şöyle bir seçenekleri var. Hepatik venleri kesip bağlamak yerine küçük bir vena cava segmentiyle birlikte kesip karaciğeri çıkarıyorlar. Bunun bir tarafını kapatıyorlar. Diğer ucunu ise hastanın vena cavasına bağlıyorlar. Böylece 3 tane küçük hepatik vena anastomozu yapmak yerine bir tane büyük vena cava anastomozu yapmış oluyorsunuz. Tabii bu durumda 2 tane vena cava görüyorsunuz. Bir tanesi greftin kendi vena cavası. Hemen arkasında da hastanın kendi vena cavası ve bunlar birbirlerine bağlanıyorlar. Niye böyle 2 tane görüyorum diye şaşırmayın. Bu da sagittal plandaki görünüm. Bakın hastanın kendi vena cavası ve greftin kendi vena cavası birbirlerine paralel 2 tane damar şeklinde burada duruyorlar. Dikkat etmemiz gereken, tabii her ne kadar karaciğer olsa da konumuz, dalar da bazen bu hastalarda bakmamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz kronik karaciğer hastaları splenomegali ile de gelebiliyorlar. Portal hipertansiyonu bulgularından biri splenomegali. Ve çok büyük dalaklar karaciğere splenik ver üzerinden çok miktarda kan geri dönmesi anlamına geliyor. Şimdi bu bir sorun, özellikle yeni takılan bir karaciğer bu kadar çok kanı birden tolere edemeyebilir. Yani hiç alışık olmadığı miktarda dalak üzerinden ciddi bir kan dönüşü olacak. Bunu engellemek için bazen cerrahlar splenik arteri embolize edebiliyorlar işlemde veya daha sonrasında ya da bağlayabiliyorlar. Bunun sonucunda dalakta nekroz gelişebiliyor, gelişmesi bekleniyor. Bizim bunu da takip etmemiz gerekiyor. Mesela bir hastada da görüyorsunuz çok büyük bir dalak var ve splenik arter bağlanmış ameliyatta ve nekrotik alanlar gelişmeye başlamış burada görebildiğiniz gibi. Bunlar tabii gün içerisinde ilerleyebiliyor zamanla, mesela aynı hastanın daha sonra yapılan incelemesinde çok daha geniş bir alanın nekrotik olduğunu görebiliyoruz. Bu sadece nekroz olması bizim açımızdan bir sorun değil ya da doğrudan bir müdahale de gerektirecek bir şey değil ama bazen buna bağlı komplikasyonlar da olabiliyor, işte rüptür gibi ya da apse gelişimi gibi, onlara da dikkat etmek gerekiyor. Şimdi aldık Doppler kısmından biraz bahsedelim isterseniz. Tabii karaciğer anastomozları aslında ameliyatı teknik olarak basit bir mantığı var. Yani bağlamanız gereken birkaç tane damar var. Bunlardan bir tanesi portal ven, bir tanesi hepatik arterler, bir de vena cava ile hepatik venler arasında damar anastomozu yapmanız gerekiyor. Tabii ki gerçek hayatta bunlar o kadar basit olmuyor ama sonuçta birkaç tane damar bağlanıyor. Hepatik arterler bildiğiniz gibi genellikle portal vene paralel olarak giden, ona göre çok daha küçük bir çapa sahip ve genellikle de ultrasonda biraz bulması daha zor olabilecek, duruma göre değişir ama küçük olmaları ve portal vene çok yakın olmaları sebebiyle bazen güçlük çıkarabilecek damarlar. Aslına bakarsanız cerrahı en çok ilgilendiren damar bu. Yani işleme, özellikle ilk postoperatif ilk günde ultrasona geldiğinizde cerrah size ilk sorduğu şey hepatik arter açık mı oluyor? Yani siz şurada biraz sıvı var, şurada biraz şu var vesaire dediğinizde onları geçmez. Hepatik arter nasıl onu söylüyor. Çünkü hepatik arter bu greftin hayatta kalabilmesi için çok önemli. Çünkü özellikle safra yolları hepatik arterler tarafından besleniyor. Hepatik artere bir şey olursa doğrudan greft kaybı olabiliyor safra ve diğer komplikasyonlar sebebiyle. Nail hocamız da bahsetti. Bazen hepatik arteri bulmak çok zor olabiliyor. Bu durumda bize bazı teknik yenilikler yardımcı oluyor. Özellikle Nail hocamın da bahsettiği SMI tekniği bize bu küçük damarları göstermede çok faydalı olabiliyor. Özellikle de birbirlerine yakın iki damarı birbirinden ayırt etmede. Mesela burada görebileceğiniz gibi bakın portal ven, hemen yanında hepatik arter çok net bir şekilde birbirlerinden
ayırt edilebiliyorlar. Burada arada diğer hepatik venler vesaireyi de çok rahat görebiliyorsunuz. Hatta muhtemelen anastomoz seviyesini görüyorsunuz. Anastomoz öncesi ve sonrası çap farklılıklarını da görebiliyorsunuz. Bu açıdan oldukça işimizi kolaylaştırıyor. Tabii spektral değerlendirme çok önemli hepatik arterlerde. Öncelikle tabii ki bulmamız gerekiyor. Ve bulduğumuz zaman da standart ölçümünü yaptığımız bazı şeyler var. Tabii ki akım hızına bakıyoruz. Ondan daha da önemli olabilecek olan bir şey rezistif indeksi ve akselerasyon zamanı. Yani normalde bu bir organ arteri olduğu için çok yüksek bir rezistif indeks beklemeyiz. Genellikle burada gördüğünüz monopulsasyonlu akım paternlerini görmeyi bekleriz. Ve rezistivite indeksi 0.5-0.7 biraz daha bazen duruma göre 0.8'e kadar da bazen tolere edilebilir ama bu civarlarda olmasını bekliyoruz. Ve akselerasyon zamanının yani end diastolden peak sistole geçene kadarki sürenin 0.08 saniyenin altında olmasını istiyoruz. Tabii idealliği bizim böyle bir spektrum almamız ama gerçek hayatta hasta bazen bebek oluyor, entübe oluyor, nefes tutması mümkün olmuyor, ağrısı oluyor vesaire vesaire. Böyle arka ayakta 5-6 tane hepatik arter bulabilmeniz her zaman mümkün olmuyor. Bazen mesela ancak bunu bulabiliyorsunuz. 2-3 tane böyle küçük akım yakalayabiliyorsunuz. Ya da portayla yan yana olduğu için bir arada o giriyor, bir arada o giriyor. Dolayısıyla buradaki ana mantık şu. Eğer 3 tane görebiliyorsanız ortasından ölçüm yapabilirsiniz. Daha fazlası için çok fazla uğraşmanıza gerek yok. İlla 6-7 tane göreceğiz diye ama en azından 3 tane kesintisiz akım paterni arka arkaya görebilmemiz gerekiyor. Bir de önemli bir nokta, anastomozun öncesi ve sonrası eğer görebiliyorsak ölçüm yapabilmek. Çünkü bazı durumlarda dışarıdan bir damarı alıyoruz, daha tamam çok güzel diyoruz ama intrahepatik aslında göremiyoruz onu. Çünkü anastomoz öncesi ölçmüş oluyoruz ve anastomoz tıkanmış olabiliyor. O yüzden mümkünse bir öncesinde bir sonrasında, bu da tabii ayrıca stenozların tespitinde de oranlamalarda önemli olabileceğini yapmamız gereken bir şey. Bilmemiz gereken bir şey özellikle intraoperatif olarak bakıyorsak bazen karaciğer ameliyatta çok ellendiği için anastomozlar yapılırken de damar çok ellendiği için arteriyel spazmlar oluşabiliyor. Vazokonstriksiyona gidebiliyor damar çok fazla ellendiğinde ve böyle bir damardan ölçüm yaptığınız zaman buradaki gördüğünüz çok yüksek rezistif indeksi olan diastolü neredeyse sıfırlara düşmüş olan akımları görebilirsiniz. Bu illa anastomozun kötü bir durumda olduğu ya da başına bir iş geleceği anlamına gelmiyor. Bazen bu durumda vazodilatatör yapılarak, biraz bekleyerek, çok manipülasyonu keserek tekrar bakıldığı zaman diastolik paternin tekrar geri geldiği görülebiliyor. Aslında intraoperatif işlem dopleri kullanmanın faydalarından birisi de bu. Belki biraz daha burada manipüle edilse bu tıkanabilirdi. Orada biraz geçici önlemler alınarak düzeltilmesi söz konusu olabiliyor. Postoperatifte ayrıca erken dönemde bazen görebileceğimiz bir akım paterni var. Bu biraz dikensi çok yüksek ve ince sistolik tepelere sahip akımlar. Bu da çeşitli sebeplerle olabiliyor. Özellikle ameliyat sonrasında artmış portal perfüzyon karaciğerin direncini arttırabiliyor. Bu bir refleks vazokonstriksiyona yol açıyor bu da. Bu sebeple görebiliyoruz. Eğer organ yaşlı birisinden alınmışsa iyi adapte olamayabiliyor veya çok uzun bir soğuk iskemiye geçmişse yine damar çok iyi adapte olamayabiliyor. Bu şekilde dikensi akımlar görebiliriz. Bunların daha geç evrede düzelmelerini bekliyoruz. Düzelmezse tabii yine araştırmak gerek. Acaba bu bir sorun olabilir mi? Daha sonra tıkanabilir mi diye ama birçok hastada geç evrede karaciğer adapte olunca bu akım paternleri düzeliyorlar. Hepatik arter trombozu en korkulan komplikasyon damarla ilgili olarak nakillerin %1 ila %12'sinde görülebiliyor. Çok sık gözükmüyor neyse ki ama görülen vasküler komplikasyonların %60'ı hepatik arter kaynaklı. Soğuk iskemisi uzun olan bir karaciğerde damar trombozu daha sık olabiliyor. Cerrahi teknik yeterince ince bir şekilde anastomoz yapılmadıysa trombozu olabiliyor. Bazen istendiği kadar uğraşılsın alıcıyla verici arasında arterlerde çap uyuşmazlığı oluyor veya bazen de akut rejeksiyon sebebiyle olabiliyor. Ve erken evrede çoğunlukla graft kaybıyla sonuçlanıyor. Akut olarak bunun kaybolması, arterin kaybedilmesi sorun. Geç evrede bazen stenozlar geliştiği için stenoz sonrası trombozu olabiliyor. Bazen kronik rejeksiyona bağlı, bazen de sepsis gibi durumlar olabiliyor. Bunlar da bazen graft kaybı olur ama bazen safra yolu komplikasyonları daha ön planda oluyor. Özellikle safra dilatasyonları, apse gelişimleri gibi daha kronik sorunlarla hasta gelebiliyor.
arterin yok olduğunu söylemek, trombozu olduğunu söylemek her zaman çok kolay değil. Çünkü özellikle diğer damarlar bazen görüntüyü engelleyebiliyor. Mesela bu hepatik arteri trombozu olan bir hastamız nakil olup daha sonrasında erken evrede. Bakın çok canlı bir portal sistem olduğunu görüyoruz. Bazen bu portal sistemin yanında küçük bir arter olup göremeyebiliyorsunuz. O yüzden bazen 20-25 dakika acaba var da ben mi göremiyorum diye arıyorsunuz ama yine bulamıyorsanız yapmanız gereken burada bir BT anjiyografi ile bunu verifiye etmek oluyor genellikle. Bunu yaptığınız zaman daha kesin emin olabiliyorsunuz. Ve tabii ki arterin tıkandıktan sonra parenkimde değişiklikler meydana gelebiliyor. Her zaman ameliyatı tekrar hastayı alıp bu anastomozu düzeltmek mümkün olmayabiliyor veya az sırada başka bir verici aranabiliyor. Bu sırada karaciğerde değişiklikler olabiliyor. Nekroz gelişebiliyor. Çeşitli safra yolu komplikasyonları gelişebiliyor. Mesela bu bir hepatik arter trombozu olan hastada BT anjiyografi görüntüsü. Bakın karaciğer parenkiminin birçok çok büyük bir kısmının doğru düz kontrastlanamadığını görüyorsunuz. Bunlar parenkimal nekrozların gelişmiş olabileceğini söylüyor. Özellikle daha kronik hastalarda apse gelişebiliyor. Karaciğer parenkim içerisinde bakın içerisinde hava habbecikleri olan bir büyük bir sıvı lokülasyonu olduğunu görüyoruz. Bunların da bu da kronik bir nakil hastası görüyorsunuz. Karaciğerde hem perfüzyon iyi olmayan alanlar hem de safra yolu dilatasyonları ve karaciğer parenkiminde içinde hava olan apse gelişimi var. Bunlar çok kronik uzun süre uğraşılması gereken hastalar olabiliyor ve en sonunda yapılabiliyorsa başka bir nakile gidebiliyor. Hepatik arter stenozu bulması nispeten biraz daha zor olabilecek bir şey. Anastomozun kendisini her zaman göremediğimizden. İnsidansı %4 ile 10 arasında. Şunu yapabiliriz. Poststenotik bölgede daha distalde varus tardus tarzı dediğimiz akım paternleri görüyor muyuz? Yani akselerasyon zamanı uzamış, rezistif indeksi 0.5'in altına düşmüş akımlar görebiliyorsak o zaman bir stenoz söz konusu olabilir. Tabii ki tam stenozun üstünden ölçüm yapıyorsanız çok yüksek akım hızları görebilmeniz mümkün. Buralarda 2 metreler, 3 metreleri görmeyi beklemiyoruz normal şartlarda. Bunu görüyorsak burada bir sorun var demektir. Portal ven nispeten daha az sıkıntı olan ya da sıkıntı olduğunda cerrahın daha az önemsediği bir damar. Çünkü daha geniş ve bir şekilde kompanse edebilme kapasitesi daha iyi. Anastomozun kendisini bazen seçebiliyoruz. Burada gördüğünüz gibi tam anastomozun olduğu yerde mesela dikiş materyalleri veya burada oluşan bir darlıkımsı bir alan var. Bu bölgeyi bizim için önemli görmemiz. Çünkü bunun öncesinde ve sonrasında akım ölçümleri yapmamız gerekiyor. Bakın burada net bir şekilde anastomozun yerini görebiliyoruz. Çünkü anastomoz öncesi renk paternine bakarsanız çok daha homojen bir akım paterni varken daha distalinde daha çok elizing olduğunu çünkü akım burada hızlanıyor anastomozdan geçtikten sonra bunu görüyoruz. Ve tabii hem preanastomotik hem de postanastomotik segmentlerden ölçüm yapmamız gerekiyor. Bakın burada preanastomotik ölçüm yapmışız. İşte 64 santim bölü saniye çıkmış. Postanastomozda 100. Bu da bir kabul edilebilecek bir şey. Çünkü portal ven çapları genellikle hepatik arter çaplarına göre çok daha fazla değişkenlik gösterebiliyor. Dolayısıyla illaki birbirleriyle boyut uyuşmazlığı oluyor. Bu da bir anastomozda hız artışına yol açabiliyor. Bazen hastalarda hepatofugal akım görebiliyoruz portada. Bu genellikle özellikle çok büyük kolateralleri olan işlemler. Bakın çok dev bir bu hastanın dalağı var. Çok büyük kolateralleri var. Tabii bu durumlarda bu sistem bazen kan çalmaya devam ediyor. Kan çalmaya devam ettiği için de portal vende ters yönde akımlar görebiliyoruz. Portal ven stenozu nakillerde karaciğer kadavradan da %3, canlıdan nakillerde %8 ile 16 arasında görülebiliyor. Ve genellikle de genç komplikasyon. İlk başta çok geç bir komplikasyon. Graft disfonksiyonuna yol açabilir. Tabii asite yol açabiliyor ve portal hipertansiyona benzer bulgularla splenomegali vesaire gelebiliyor. Ultrasonda 4 mm'nin altına düşmüş bir çapı olan bir portal ven veya görüyorsak ve veya stenotik segmentte %50'den fazla bir çap azalması varsa buna darlık griskala da diyebilme şansımız var. Tabii ölçüm yaparak da post ve preanastomotik hızın 3 katın üstünde olması bize darlığı gösterebiliyor. Burada mesela griskala da net olarak preanastomoz ile postanastomoz arasında anastomoz bölgesinde bir darlık olduğunu görebiliyoruz. Şu bölgede görebildiğiniz gibi. Ve tabii ölçüm yaptığımız zaman da bakın preanastomotik portal ven oldukça homojen. Postanastomotik bakın artefaklar oluşmuş çevre dokularda harekete bağlı olarak
Doppler sinyallerini gördüğünü görüyoruz. Aliasing olduğunu görüyoruz. Yani ciddi bir hızlanma var burada. Ve ölçümlerde de bu bize net olarak karşımıza çıkıyor. Preanastomotik 32 ölçmüşken postanastomotik 115 ölçmüşüz. Neredeyse 5 kat civarı bir, 4 kat civarı aşağı yukarı bir hızlanma var. Bu da bir ciddi darlık olduğu anlamına geliyor. Genellikle bu tip darlıklarda balon yapılarak dilate edilebiliyor. Burada o darlığa balonla girildiği ve balonun şişirildiğini görüyoruz. Ve bu işlem sonrasında bakın hızlardaki değişim. Çok daha yavaş hızlara 40 iken postanastomotik işte 80'ler civarı falan bir 83 yani 2 katına çıkmış 4 kattan 2 katına düşmüş. Bu daha normal bir hale geldiği anlamına geliyor. Bazen stent de takılabiliyor düzeltmek için balon yerine. Mesela burada bir yine portal ven darlığı var şurada görüyorsunuz ve buraya daha sonra bir stent takılmış. Şurada gördüğünüz gibi stentin kendisini görebilirsiniz. Ve stent öncesi ve sonrası akım paternlerine bakarsanız stent öncesinde çok ciddi miktarda artefaktları olan bir akım varken stent sonrasında çok daha homojen bir akım haline geldiğini görebiliyoruz. Bazen portal ven stenozunda post anastomotik dilatasyonlar, anevizmatik gelişimler görebiliyoruz. Post anastomotik genişlemeler olabilir. Burada öyle bir örnek var. Bakın portal venin çok neredeyse bir büyük bir anevrizma haline gelecek kadar genişlediğini görüyoruz. Hatta içerisinde de normalde anevrizmalarda gördüğümüz yin yang fenomenini andıran bir akım paterni oluştuğunu görüyoruz. Bu darlıklardan sonra hızlı geçen akımın post anastomotik bölgede yarattığı travmaya bağlı oluşan bir genişleme. Bunları da ortaya koyabilmemiz mümkün. Portal ven trombozu çok sık gördüğümüz bir şey değil. Portal ven genellikle geniş bir damar anastomozu olduğu için çok fazla sıkıntı olmuyor ama olduğu zaman akut trombozlarda Doppler'le herhangi bir sinyal portal vende alamadığımız ekspansi olduğu ve hipoekoik bir halde olduğunu görebiliyoruz. Başka bir hasta burada portal ven, bakın hepatik arter, genellikle de hepatik arterler çok daha belirgin hale geliyor. Bazen tabii yanıltıcı olabilir, yani çok büyük bir damar görünce bu herhalde portal vendir deyip bazen insan geçebilir ama dikkat ettiğiniz zaman ve ölçüm yaptığınız zaman hep arteriyel spektral paternleri aldığınızı göreceksiniz ve akımı göremediğinizi göreceksiniz. Bazen daha kronik olup tam tıkalı olmayıp küçük trombüslerde olabiliyor. Mesela şurada portal ven cidarında trombüsler olduğunu görüyoruz. Burada aynı hastanın beta anjiyografisinde trombüsü ama kısmen hala açık bir lümen olduğunu da görebiliyoruz. Bunlara da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi göstereceğim görüntü çok sık gördüğümüz bir şey değil ama görünce birden bu nedir diye insanı çok şaşırtabilecek bir şey. Bir nakil hastasında postop birinci günde birden böyle bir görüntüyle karşılaştık ve ne oldu, niye böyle bir görüntü çıktı, nesi var bu hastanın dedik. Aslında sanki kontrastlı ultrason yapıyormuşuz gibi böyle kontrast madde varmış gibi bir görüntü ve portal veni burada görüyorsunuz. Portal venin içerisinde bir sürü uçuşan ekojen odaklar var. O parenkimde de bir sürü hiperekoik böyle jeografik formda oturmuş alanlar var. Ve tabii bir de çok geniş bir midesi olduğunu görüyorsunuz. Bu tabii bir sorun mu oldu, damarlarda mı bir şey? Çünkü sinyal de alamıyorsunuz böyle bir arka planı olduğunda. Beta anjiyo çekildik, hiçbir şeyi yok hastanın. Her şeyi normal gözüküyor. Bu hastaya daha sonra bir nazogastrik sonda konup midesi boşaltıldıktan sonra akşamki doplerinde hiçbir şeyi yoktu. Tamamen normale gelmişti. Bu gördüğünüz hava. Bir şekilde normalde tabii portal vende hava görmemiz iyi bir şey değil. Kalın bağırsaklardan nekroz vesaire olduğunda özellikle çocuklarda sık gözüken bir şey. Nekrotizan enterokolitlerde olabilecek bir bulgu ama bazen nakil hastalarında bağırsaklardaki geçirgenliğin artması sebebiyle havanın özellikle de böyle buradaki gibi dilate bir mide ve bağırsak sistemi olduğunda geçebilip transloke olabileceği ve spontan olarak da çoğunlukla gerilediği söylenmiştir. Yani aklınızda bulunsun. Sonuçta dediğim gibi sık görülen bir şey değil ama ilginç bir görüntü olduğu için göstermek istedim. Hepatik venler de önemli anastomozların değerlendirilmesi açısından çünkü karaciğerin çıkışı bunlardan oluyor ve burada bir sorun olursa karaciğer fonksiyonları bozulabiliyor. Hepatik venleri ve nakaba üzerindeki anastomozları seviyesinde bulmamız gerekiyor. Ve bunu da yine Nail Hocam güzel bir şekilde açıkladı niçin böyle bir paten gördüğümüzü. Gördüğünüz gibi 3 defleksiyonu olan trifazik diye de adlandırabileceğimiz bir paterni var. Bu paterni aslında çoğu nakil hastada göremiyoruz. Çünkü
küçük damar anastomozları yapıldığı zaman çoğu hastada bu monofazik pulsatil bir paterne dönüşüyor. Bazen özellikle kadavra yaban yapılanlarda hala bunu görebilmemiz mümkün ama çoğunlukla bu sağdaki forma dönüyor. Bu anormal değil. Bunu bu şekilde de normal kabul edebiliriz. Yalnız stenoz var mıdan emin olmamız gerek. Stenoz tabii ki varsa anastomoz bölgesinde olacak ve anastomoz bölgesine yakın bir bölgeden ölçüm yapmamız gerek. Mesela bu hastada tam anastomoz seviyesinde ölçtüğümüzde bakın 200 küsur hatlarda ciddi 200-300 arası yüksek bir hız var. Hemen böyle bir santim belki birkaç milimetre yanından ölçtüğünüzde 50'lere düşüyor. Yani bu bir anastomozun aslında yan bir bulgusu olarak düşünebilirsiniz. Anastomoz seviyesindeki hız ile anastomozdan hemen önceki hız arasında 3'ün üstünde bir oran varsa hız artışı açısından burada bir darlık olabilir diye düşünmek gerekiyor. Anastomozun ciddiyeti arttıkça akım paterni daha monofazik yani dolaşımsal fazite göstermeyen bir hale geliyor. Bu aslında darlık olabilir miyi düşündürebilecek bir şey. Ama bu şekilde olup hiçbir sorun yaşamayan hastalarda görüyoruz. Dolayısıyla mutlaka Doppler'de bir sorun olduğu zaman mutlaka hastada da bir sorun olacak anlamına gelmiyor. Ve varsa da oluşan darlıkları balonla, burada gördüğünüz gibi bakın şurası darda, balonu şişirerek bu darlığı ortadan kaldırmak mümkün olabiliyor. Burada da bir stent takılarak düzeltilmiş olan hasta görüyoruz. Aynı şekilde stent de takılabiliyor. Burada da stent takıldıktan sonra akım paterninin normal beklenen paterne döndüğünü görüyoruz. Evet, çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet, biz teşekkür ediyoruz bu güzel sunum için, güzel örnekler için sevgili Artur. Şimdi dilerseniz soru cevap kısmımıza geçelim. Sorular geliyor gelmiş. Yazabilirsiniz de şu anda hala. İlk soru Nail'e hocama. Nail hocam sesi açarsak. Evet merhaba tekrar buyurun. Evet. Umbilikal ven, parumbilikal ven terminolojisini netleştirmemizi istemiştir. Evet. Umbilikal ven aslında bildiğiniz gibi intrauterin dönemde aktif olan ve sol portal ven dalıyla birleşen vasküler yapının ismi. Doğumla itibaren bu kapanıyor ve ligamentum teres adını alıyor. Round ligamanda deniyor. Falciform ligaman bu ligamentum teresin devamında olan bir başka ligamentöz yapı ve bunun içinde de bir takım vasküler yapılar olabiliyor. Bunların ismi de paraumbilikal vasküler yapılar olarak isimlendiriliyor. Aslında birbirinin devamı oldukları için portal hipertansiyon sırasında önce umbilikal venin rekanalizasyonu sonra paraumbilikal venlerle yani falciform ligamanla birlikte epigastrik bölge damarlarıyla birleşmesi söz konusu. O epigastrik damarlar biliyorsunuz umbilikus etrafındaki yüzeyel doku drenajını sağlıyor. O yüzden portal ven hastalarında bu venöz yapı eğer patent hale gelirse kaput meduza adını verdiğimiz bir görüntüyü de görebiliyoruz. Amaç her zaman portal sistem veni ile sistemik sistem venini bir şekilde birleştirmek. Bu da o yollardan biri. Evet, Esra Hanım'ın bir sorusu var. Güzel sorunuz için teşekkür etmiş. Sonrasında bazı parametrelerle portal hipertansiyon tanısına ulaşıyoruz diye konuştuk. Raporlarımızda portal hipertansiyon düşünülmüştür. Yazalım mı? Ne zaman yazalım? Her zaman yazalım mı? Yoksa bulgularımızı yazmak yeterli mi? Örneğin kolateral gördüğümüzde. Genel olarak tüm radyoloji raporlarında rapor içerisinde ana gövdede bulgularımızı tanımlayıp rapor sonunda da sonuç olarak bu bulguların bizi ilettiği tanı hakkında bir bilgi vermek gerektiğini düşünüyorum. Burada kolateralleri özellikle vurgulamamın sebebi asitin ve splenomegalinin portal venöz sistemde basınç artımını göstermek için kolateraller kadar anlamlı bilgi vermiyor olması, başka sebeplerde de olabilecek olması. Ama eğer kolateral gördüysek bunu raporumuzun içine yazalım ve sonunda da portal venöz hipertansiyonu düşündüren bulgular ya da uyumlu bulgular şeklinde bir sonuç koymanın uygun olacağını düşünüyorum ben. Evet, teşekkürler. Sonraki soru Profesör Moriasso için. Ya,
Yes. What's your opinion about the use of new techniques in focal liver lesions and in other organs? Yani yeni tekniklerin karaciğer dışı kullanımı veya fokal lezyon kullanımı konusunda bir soru gelmiş. Yes, professor. Big pardon. I cannot understand the you mean the question about other organs than liver. Other than liver. I think that pancreas is the good target because the chronic pancreatitis and acute pancreatitis and pancreatic tumors. And so these pathophysiological changes could be evaluated by using the ultrasound elastography. And also muscle is good target because the injury of the muscle brings the inflammation and necrosis and muscle digit increasing. So the muscle skeletal muscle is also the good applications of the ultrasound grayscale, but also the elastography is useful. Okay. And what about your experience about focal liver lesions? Focal liver lesions. I have never up to now, but I think at the present time, I can say that the response to the local ablation therapy, RFA, we can evaluate the margin of the ablated tissue because necroinflammation are there. And so we can evaluate the area of such ablation treatment. And also, I think that these techniques are very important, good things in the evaluation of time course. And for example, the dissection after the liver transplantation, 1 day, 2 days, or a week, and a month, we can repeatedly the exams and the quantitative measurement of inflammation and rejection reaction and edema and such acute reactions in such liver transplantation, something like that. Okay. And you have another question from our senior professors in ultrasound in Turkey. And he says that Professor Süreyya Özbek, he says that dear Professor Moriyasu, thanks for your comprehensive lecture. Do you and your colleagues study the combined use of SWE, ATI, dispersion imaging, and artificial intelligence in chronic hepatitis or chronic parenchymal diseases? What is your opinion about yapay zeka konusunda fikirlerinizi sormuş. What's your opinion about artificial intelligence? So the I think that these quantification of stiffness and viscosity and fatty deposit quantitative evaluations, these important pathophysiological changes seen in various chronic and chronic hepatitis and acute hepatitis, so on. So the nomogram evaluation
is also very important because X axis, Y axis, and G axis at the present time, inflammation and fibrosis and fatty liver, these are well evaluated by using the nomogram or a 3D nomogram appearance should be, or techniques should be developed in near future. Okay, so the combined use of all techniques, is it feasible, is it possible in the future to combine with the artificial intelligence and to say something on this? All the collected data? Yes. And it's very important thing that these parameters can be obtained the very economically cheap, and also the repeated exams are possible. These things are very important in thinking about the these techniques. Okay. Sonraki soru Artur Hoca'ya. Artur Hoca, nakil sonrası hepatik arterde yüksek resistif indeks gördüğümüzde spontan normale dönüşünü değerlendirmek için ne kadar süre sonra bakılmalı? Ne kadar sonra, süre sonra Doppler kontrolünü çağıralım demiş. Yani öncelikle biz mi yapmalıyız bunu, yoksa biz bunu tanımlamalıyız? Doktorla iletişime geçip mi yapmalıyız? Nasıl yapmalıyız? Fikrin nedir? Tabii bu soru tabii şu anlamda değerlendirmek gerek. Hasta nakil oldu ise zaten hastanede şu anda yatıyor demek. Çünkü bir hafta, bir buçuk, iki hafta yatacak zaten. Dolayısıyla erken postoperatif veriyoruz eşittir hastanede yattığı süre. Yani bu durumda zaten bizim kararımızın dışında klinisyenin başka takip ettiği şeyler de oluyor gerçekten. İşte belirli bir hızda enzim düşmesi gerekiyor. Enzimler ameliyatta yükseliyor. Onların düşme hızını takip ediyorlar. Hemodinamisini kontrol ediyorlar. Birçok şeyi birlikte değerlendirilerek takip ediliyor. Tabii ki böyle bir şey gördüğümüz zaman bizim canlıdan donörde ise normal takip programımız akşam bakmak oluyor. Yani sabah baktık, bir de akşam bakalım şeklinde oluyor. Hasta yattığı için hani gelme gitme sorunu yok. Sonuçta istediğiniz zaman getirtebiliyorsunuz ya da yoğun bakımdaysa siz gidiyorsunuz, ayrı mesele. Ama normal şartlarda eğer çift bakılmıyorsa en azından öbür gün tekrar bakılması bu durumda gerek. Niye? Çünkü bu durum gerçekten de, ve hani karaciğerde bir vazokonstrüksiyon reaksiyon olabilir ama bazen trombozun öncesindeki bir aşama da olabilir. Yani bir sonraki aşamada düzelmezse bu kapanıp tromboza da olabilir. O yüzden burada arayı çok açma şansımız yok. Buna yol açabilecek sebeplerden birisi de hastanın hipovolemisi olabiliyor bazen. Doktorları bu hipovolemiyi düzeltiyor. Yani hipovolemi ameliyatta çok kan kaybetmiştirden de olabilir ama splanknik bir göllenme de olabiliyor. Bu hastalarda çok ciddi bir vasküler kolateral ağ hala mevcut olduğundan kan orada göllenip relatif olarak karaciğere giden kanı azaltabiliyor. Bunu splanknik vazokonstrüksiyon yapan ilaçlar verip daha sonra tekrar kontrolde düzeldiği de görülebiliyor. Yani bu noktada klinisyenle birlikte gerçekten buna karar vermek gerekiyor. Hastanın kritik bir aşaması özellikle bu 2-3 günkü süre hepatik arter trombozu gelişmesi açısından. Ama yani eğer böyle bir karar size soruluyorsa akşam veya öbür gün sabah yani bakmak gerekir diye düşünüyorum. Evet, tabii bu hastalar çok değerli de hastalar, yakından takip ediyorlar. Onlar hani bütün parametreleri yakından takip ediliyor. Sonuçta hani sadece yoğun bakımda veya şeyde de değil, uzun dönemde de kontrollere geldiğinde hemen en ufak bir oynamalar ya da raporunuzda belirttiğiniz şeyler cerrahı alarma geçirebiliyor. Zaten hani doğrusu belki Artur da dolaylı olarak anlattı, ekibin bir parçası olmak. Çünkü işte yoğun bakıma gidiyorsunuz, ameliyathaneye gidiyorsunuz. Yani yakından takip etmek hastaları ve ekiple beraber takip etmek her zaman diğer alanlarda olduğu gibi çok değerli. Hem deneyim kazanmak için hem de hasta sağlatımı açısından, toplam kalite açısından da çok önemli o ekibin bir parçası olmak. Başka şu anda
mamogramlarla ilgili bir soru vardı ama onu yanıtladı Moriyasu. Başka yorumunuz varsa alabiliriz. Do you have any comment, Professor Moriyasu? You are muted. Would you please unmute? We can't hear you. Okay. So what is your question? And I asked for your last comments. I will close up the session. So is there any comments? No more. Thank you very much for inviting me to this very nice webinar. Thank you. Nail Hocam, katkınız için çok teşekkür ederiz. Söyleyeceğim ben bir şey çok var mı? Teşekkür ederim. Benim için de çok öğretici bir oturum oldu gerçekten. Webinar oldu. Herkese çok teşekkürler. Sağlıklı günler dilerim. Abdurcuğum? Çok teşekkür ediyorum ben de. Çok güzel bir toplantı oldu. Katılımcıların hepsine tebrik teşekkürlerimi iletmek istiyorum. Evet, ben de elinize, emeğinize sağlık diyorum. Çok teşekkür ediyorum güzel sunumlarınız için, değerli bilgileriniz, güzel görüntüleriniz için. Sonraki toplantılarda görüşmek üzere. Herkese iyi pazarlar. Kendinize iyi bakın.